Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda insanda destek ve hareket sistemi 2 anlatılacaktır. Yani bu videoda kas ve kasın kasılıp gevşemesi sırasında gerçekleşen olaylar anlatılacaktır. Destek hareket sisteminin 4. elemanı kas dokudur. Kas dokuyu oluşturan hücrelerin hücre zarına sarkolemma, sitoplazmasına sarkoplazma denir. Hatta hücrede bulunan endoplazmik retikuluma ise sarkoplazmik retikulum adı verilir. Kasların sitoplazmasında kasılıp gevşemeyi sağlayan protein yapılı miyofibriller vardır. Bu iplikçikler, miyofibriller aktin ve miyozin olmak üzere iki çeşittir. Yani aktin ve miyozin iplikçiklerinin ikisine birlikte verilen isim miyofibrildir. Yani miyofibril sadece aktin iplikçiği değildir. Miyofibril sadece miyozin iplikçiği değildir. Her ikisini de kapsayan bir kavramdır diyoruz. Birinci kas dokusu çeşidimiz düz kastır. Düz kas hücreleri mekik şeklindedir ya da bazen sorularda iyi şeklindedir ifadesi kullanılmaktadır. Düz kas oluşturan bir hücreyi temsilen çizmeye çalıştık. Hücrenin ortasında bir adet çekirdek bulunur. Miyofibriller sitoplazmaya dağılmıştır, dağınık halde bulunur. Miyofibriller dağınık halde bulunduğu için ne diyoruz? Bantlaşma görünmez diyoruz. Hücrelerinde çekirdek bir tane ve hücrenin ortasında demiştik. Düz kaslar kasılmaları yavaş ve düzenlidir. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, daha bildiğimiz bir ifade. Düz kaslar yavaş çalışır, geç yorulur. Yani yorulmadan uzun süre kasılıp gevşeyebilir diyoruz. Düz kaslar otonom sinir sisteminin denetimindedir. Yani otonom çalışır. İsteğimiz dışında çalışırlar. Damarlar, mide, bağırsak gibi iç organlarda düz kas bulunur. Damarlar demişken atar ve toplar damarda düz kas bulunmaktadır ama kılcal damarda kas bulunmaz. Buradaki damarlardan kastettiğimiz atar ve toplar damardır. Sarkoplazmik retikulumları yani endoplazmik retikulumları çizgili kasa oranla fazla gelişmemiştir. Kasılma için gerekli kalsiyum iyonlarını ise daha çok doku sıvısından karşılarlar. Diğer kas çeşidimiz kalp kası. Kalp kası bilindik bir cümle kuracağım. Kalp kası yapısı çizgili kasa, çalışması düz kasa benzer. Yapısı çizgili kasa benzer dedik. Hücreleri silindirik yapıdadır. Aynı çizgili kasta olduğu gibi. Fakat bu hücreler yan dallara ayrılarak dallı yapı gösterir. Ayrıca çizgili kas hücrelerinden farklı olarak her hücrede bir çekirdek bulunur ve bu çekirdek hücrenin ortasındadır. Sarkomer yapıları aynı çizgili kaslardaki gibidir. Sarkomer yapısını birazdan anlatacağız. Ne demiştik? Yapısı çizgili kasa ama çalışması düz kasa benzer. Yine kalp kası otonom sinirlerle bağlantılıdır ve istemsiz çalışırlar. Aslında kalp kası kendi çalışmasını kendisi başlatıp devam ettirir. Yani kendi başına kasılıp gevşer. Peki sinirler? Sinirler kalp kasını hızlandırır ya da yavaşlatır. Yani sempatik sinirler kalp kası faaliyetini arttırır, parasempatik sinirler ise yavaşlatır. Kalp kası hücreleri motor nöronlardan uyarı almadan çalışır. Bu sorularda geliyor. Kalp kası motor nöronlardan uyarı almadan çalışır. Çünkü kalbin sağ kulakçığındaki sinoatriyal düğüm, özelleşmiş hücreler yani, kasılıp gevşeme için gerekli enerjiyi ritmik olarak karşılar, sağlar ve kalbin çalışmasını sağlamış olur. Üçüncü kas çeşidimiz çizgili kas. İskelet kası da denilmektedir. Çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir. Çekirdekler hücre zarına yakındır.
Miyofibriller yani aktin ve miyozin iplikleri düzgün yerleştiği için bantlaşma görülür. Somatik sinir sistemine bağlantılıdır. Yani istemli davranışları denetleyen sinirlerin denetimindedir. Somatik sinirler hatırlayalım miyelinlidir. İletim hızlıdır. Zaten çizgili kaslar da hızlı çalışır diyoruz. Peki somatik sinir sisteminin denetiminde dedik. Yani istemli çalışırlar. Hızlı çalışırlar, çabuk yorulurlar. Peki nerede bulunurlar? Kol ve bacaklarda yani üyelerde, yüzümüzde mimik yapmamızı sağlayan yine çizgili kaslardır, yüzde bulunur. Bunun dışında diyafram da çizgili kastır. İskelet kasları iki grup kastan oluşur. Kırmızı iskelet kasları, beyaz iskelet kasları. Kırmızı iskelet kasları miyoglobin, mitokondri, kan damarları bakımından zengindir. Yani fazladır. Mitokondrileri fazladır dedim. Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını oksijenli solunumdan karşılar. Mitokondrisi fazla. Enerjiyi daha çok neyle karşılıyor? Oksijenli solunumla karşılıyor. Yorulmaya karşı dayanıklıdır. Yavaş kasılıp gevşer. Şöyle bir ifadeyle de karşılaşıyoruz. Uzun mesafe koşucularda kırmızı kas oranının beyaz kas oranına göre daha fazla olduğu söyleniliyor. Beyaz kas grubu ise miyoglobin, mitokondri, kan damarları azdır. Bakın mitokondrisi az dedik. O zaman enerji ihtiyacının büyük bir kısmını glikolizden karşılar. Bu hücresel solunumda daha detaylı anlatılıyor ama glikoliz diye de geliyor sorularda. Laktik asit fermantasyonu diye de geliyor. Zaten laktik asit fermantasyonu kaba tabirle glikolizden oluşmaktadır diyoruz. Çok hızlı çalışır, çabuk yorulur. Şimdi bu ifadelerden de yola çıkarak kısa mesafe koşucularında beyaz kas oranının kırmızı kas oranına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu sıralama sorularında geliyor arkadaşlar. İskelet kası kas telinden, kas teli diye kastettiği kas demetinden daha büyüktür. Kas teli de yani kas demeti de kas lifinden yani kas hücresinden daha büyüktür. Kas hücresi ise miyofibrilden daha büyüktür. Peki biraz daha ayrıntıya inecek olursak yine sorularda gelebiliyor. Miyofibril büyüktür. Aktin ipliği de yine seçeneklere eklenebilir. Evet miyofibril aktin ipliğinden büyük. Ya da diğer başka bir seçenek olabilir bu. Miyofibril miyozin proteininden de büyük diyebiliriz. Şimdi yine temsilen silindirik bir kas hücresi, çizgili kas hücresi çizmeye çalıştım temsili olsun diye. Şimdi bakın şurada dikine protein iplikçikler var. İşte bu iki dikine protein iplikçiğinin arasında kalan şu yapıya ya da şu mesafeye sarkomer denir. Sarkomer çizgili kas hücrelerindeki kasılma birimidir. Çizgili kas hücrelerinde de var. Kalp kasında da var. Bu sarkomer diyoruz. Bakın şurada bir sarkomer. Şurada bir sarkomer. Demek ki sarkomerler bir araya gelerek aslında kas hücresini oluşturmaktadır. Sarkomeri bir de yakından inceleyelim. Kısımlarına ne isim verilmiş onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şu kahverengi ile gösterdiğim daha ince yapılı olan aktin proteinlerinden oluşan aktin ipliği, daha kalın olan ve mikroskopla bakıldığında daha koyu renkli görünen miyozin iplikleridir. Bunlar zaten miyofibril. Bakın düzgün yerleşmiş. Aktin ipliklerinin birbirine baktığı şuradaki boşluk alana H bandı denir. Sonra miyozinin başlangıcı ve bitişinden dikey iniyorum. Bu arada kalan mesafeye A bandı deniyor. Bir de
A bandının bittiği yerden Z bandına kadarki mesafeye de I bandı deniliyor. Yine şekilde zaten çizmiştim, görüldüğü gibi. Şu dikey olan miyofibrillere ise Z bandı deniyor. İki Z bandı arasındaki mesafeye ne demiştik, hatırlayalım? Sarkomer deniliyordu. Peki, şimdi burada yine sorularda geliyor diye buna, bu ayrıntıya girmek istiyorum. Şunlar hatırlayalım. Z bandıydı, söylemiştim. Şuradaki, bakın şurası şöyle bir iğne dikme ineyim. Bu mesafeye ne demiştik? H bandı. Bu H bandı dediğimiz yer, bakın şöyle kapladığı, kapsadığı yeri çizgiyle gösteriyorum. Aslında bir ipucu verebilirim. Sadece benzetme yapıyorum. Bizim dilimizde hol diye bir kavram var. Hol koridor demektir. Gerçekten bakıyorum, bakın önüme bakıyorum, sanki bir holmuş, bir koridormuş gibi bir yer. O zaman bu alana H bandı diyelim, aklımızda kalsın diye böyle bir şey söyledim. Şimdi bakın, indim. Çizdim. Sadece neyle karşılaşıyorum? Miyozin proteiniyle. O zaman H bandı miyozin proteinlerinden oluşur. Sonra A bandı diye tarif ettiğimiz yerden şöyle dikme iniyorum. Şurası A bandı, demin söyledim. Peki burada da ben şu alan dediğim yeri neler kaplıyormuş bir çizeyim. Bakın dikkat edin. Hem maviyi karaladım hem kahverengi. Bu ne demek? A bandı denilen yerde hem miyozin proteini var hem aktin proteini var. O zaman A bandı miyozin artı neyden oluşuyor? Aktin proteininden oluşuyor diyoruz. Sonra ne kaldı? I bandı kaldı. I bandı şurasıydı. Şimdi iniyorum. Yine indirdim. Karaladım. Dikmemi indirdim. Şimdi burası ne olmuş oldu arkadaşlar? Sadece aktinden. O zaman I bandı aktin proteininden oluşmaktadır. Bir de Z bandına bakalım. Zaten Z bandı şu dikmelerdi ve kahverengi çizdim. Bakın zaten direkt aktin proteinidir kendisi diyoruz. Peki devam edelim. Kasılma sırasında H bandına ne olur? A bandına ne olur? Bunları konuşacağız. Şimdi yine temsilen çizmeye çalıştık. Şurası yine H bandı değil miydi? Hani hol demiştik, koridor. Şimdi burada bir H bandı var. Ama takip ediyorum kasılmayı. H bandı kaybolmuş. O zaman kasılma sırasında H bandı kaybolur. Peki. Devam edeyim. Şurası A bandı değil miydi? Bakıyorum. Yine A bandı. A bandı kasılma sırasında değişmez. Sonra I bandımız vardı. Gelin bir de ona bakalım. Şurası I bandı değil miydi? Kasılmada bakıyorum. I bandı için kalan yere bakıyorum. Bakın. Daha geniş, daha az. O zaman kasılma sırasında A bandı kısalır. Peki yine bakalım. Şunlar Z bandı, Z bandı. Z bandları ne oluyor kasılma sırasında bakarsanız, birbirine doğru yaklaşıyor. Kasılma sırasında Z bandları birbirine yaklaşır. Gevşemede durum tersidir. Hemen yine konuşalım. Şimdi baktığımız zaman, hatta şöyle göstereyim mi? Kasılma dediğimiz şey aktinlerin sanki iç içe geçmiş halidir. Gevşemede de ne olacak? Bunlar tekrar birbirinden uzaklaşacak. O zaman Z bandları gevşeme sırasında birbirinden uzaklaşır. H bandı tekrar ortaya çıkar, genişler. I bandı genişler. A bandı değişmez diyoruz. Peki, evet bunlar kaybolur, değişir, kısalır, bunları söyledik. Ama kasın hacmi ve kasın kütlesi kasılma ya da gevşemede değişmez. Peki kasılma sırasında kas boyu kısalır. Çünkü sıkıştırdık ya kasılma sırasında. Kas boyu kısalır dedik ama hacmi ve kütlesi değişmez. Şimdi kasların kasılması sırasında meydana gelen kimyasal olayları anlatmak istiyorum.
Şimdi kasılma sırasında önce şundan bahsetmek istiyorum. Çizgili kaslara uyarı getiren motor nöronlar bulunmaktadır. Şu şekilde de temsilen göstermeye çalıştığım turuncu yapı o motor nöronun akson ucudur. Bu akson ucuyla çizgili kas arasında bir sinaps bölgesi vardır. O sinaps bölgesine, yani o bağlantı kısmına motor uç plak denir. Peki, kasların kasılmasını başlatmak için ne olur? Motor uç plaktan ya da şöyle söyleyeyim. Motor nöronun akson ucundan asetilkolin motor uç plağa dökülür. Motor uç plağa dökülen asetilkolin kasın hücre zarındaki reseptöre bağlanır. Ve olaylar bundan sonra sırasıyla gerçekleşmeye başlar. Bir de şurada yazdıklarımdan yola çıkalım lütfen. Motor nöronun dedik, akson ucundaki asetilkolin boşluğa dökülür, yani salgılanır. Asetilkolin kasın zarındaki reseptöre bağlanır. Kas hücresinin zarı depolarize olur. Yani zarın dışındaki sodyumlar hücrenin içine girer. Aynı zamanda, tabi bu şekilde gösteremedim, çok basit bir şekil çizdim ama aynı zamanda kas hücresinin zarı T tübülleri denilen kanallar ile hatta sarkoplazmik retikuluma bağlanır. Yani endoplazmik retikuluma bağlanır. Uyarıyı alan kas hücresindeki T tübülleri yardımıyla sarkoplazmik retikuluma taşınır. Sarkoplazmik retikulum uyarılır ve sarkoplazmik retikulum içinde depo ettiği kalsiyumları aktin ve miyozinlerin arasına boşaltır. Ya da şöyle söyleyebilirim. İçindeki kalsiyumları hücrenin sitoplazmasına boşaltır diyoruz. Peki. Sitoplazmaya dökülen kalsiyum iyonları aktin ipliklerine bağlanarak onların miyozine bağlanmasını sağlayan yapıların açılmasını ve açığa çıkmasını sağlar. Sonra ATP hidroliz edilir. Yani ATP parçalanır, içindeki enerji serbest kalır. Ve bu açığa çıkan enerji sayesinde aktinler miyozin ipliklerde kayar, kas kasılması gerçekleşir diyoruz. Peki, kasılmanın tamamlanmasıyla kalsiyum iyonlarına ne olur? Kalsiyum iyonları, sitoplazmadaki kalsiyum iyonlarının tamamı tekrar sarkoplazmik retikuluma alınır, oraya doldurulur. Tamamını alır diyorum bakın. Burada o zaman hangi yol? Aktif taşıma yolu kullanılır. Sonra sitoplazmadaki kalsiyumlar sarkoplazmik retikuluma alınınca, sarkoplazmik retikuluma alındıktan sonra kas gevşer diyoruz. Yine sorularda geliyor. Bir daha vurgulamak istedim ben bunu. Şimdi bakın, kasılma sırasında kalsiyum iyonları sitoplazmaya geçer. Yani sitoplazmaya dökülür. O zaman şunu diyelim. Kasılma sırasında sitoplazmadaki ya da sarkoplazmadaki kalsiyum iyonları artar. Gevşeme sırasında ise kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma alınır. Yani sitoplazmada azalır, sarkoplazmik retikulumda artar. Demin söylediğim şeyi bir daha burada vurgulamak istemişim. Kasılıp gevşeme sırasında kasın hacmi değişmez. Kasın kütlesi değişmez ama kas kasılırken kasın boyu kısalır, kas gevşerken kasın boyu uzar. Peki, ölünce sitoplazmadaki kalsiyum iyonları, bakın sitoplazmadaki kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma alınamadığından kaslar kasılı kalır. Buna da ölüm kasılığı denir. Şimdi onu birazdan söyleyeyim. Bir kavramdan bahsetmedim. Aslında söyledim ama üstünden geçip gittim. O kavramı açıklamak istiyorum. Önce şurayı anlatayım, o kavrama döneceğim. Şimdi kasılıp gevşeme deyip durduk. Şimdi bir grafik gösterdim. Zaman ve kasılma oranı grafiği. Yani bir kas hücresinin kasılıp gevşemesi grafiği. Şimdi arkadaşlar, bir kas hücresinin
uyarı verildikten sonra bir kez kasılıp gevşemesine kas sarsı ya da kas sarsıntısı denir. Uyarı verildikten kasılmanın başlayıncaya kadarki şu sürecini gizil evre, şurası kasılma, şurası gevşeme. Hem gizil, hem kasılma, hem de gevşeme. 3 aşamada da ATP harcanır. Yine dikkat edin, uyarı verildiğinde kasılma sıfırdan başlamamış. Zaten bir miktar kasılıymış. İşte kasın her zaman bir miktar kasılı olmasına kas tonusu denir. Kas tonusu ise orta beyin tarafından kontrol edilir. Peki biraz önce ben her zaman kasılı olmasına dedim. Kas tonusu baygınlık durumunda ortadan kalkar. Peki devam edelim. Biraz önce konuşmuştuk, kasılma sırasında ATP harcanıyordu. Gevşeme sırasında niye ATP harcanıyor aslında? Hani sitoplazmaya dökülen kalsiyumlar vardı ya, onlar tamamı tekrar sarkoplazmik retikuluma alınsın. Bu sırada aktif taşıma yapılsın diye ATP burada da harcanır diyoruz. Şuradaki kavram var, unutmadan anlatalım. Bir kas hücresinin kasılabilmesi için gerekli olan minimum uyarı şiddetine eşik şiddeti denir. Ve bir kas hücresi eşik şiddetinin altındaki uyaranlarla uyarılmaz, yani tepki vermez. Ama eşik şiddeti ve üstündeki tüm uyaranlara tüm gücüyle sahip olduğu tepkime şiddeti neyse onunla cevap verir. Buna ya hep ya hiç kuralı denilir. Şimdi bir grafik daha karşımıza çıktı. Yine kasılma oranı ya da miktarı zaman. Şimdi yine buraya bir kas hücresi, ama bir kas hücresine verilen uyarının sıklığı arttırılmış. Aslında şiddet yazmışım. Uyarı şiddeti değil. Evet, burası uyarı şiddetini de gösteriyor aslında. Şiddetleri aynı. Ama burada uyarı sıklığı dikkatimizi çekmeli. Şimdi önce buradan bir uyarı verdik. Kas normal, rutin bir şekilde kasılıp gevşedi. Yine bir tane uyarı verdik. Yine rutin bir şekilde kasılıp gevşedi. Ama kas hücresine verilen uyarının sıklığı arttırılırsa, başlangıçta kasılır, gevşemeye fırsat bulamadan bir daha kasılır. Bakın burada yarım tetanos var. Ama ben verilen uyarının sıklığını arttırdığım zaman kas gevşemeye fırsat bulamayıp şiddetli bir şekilde kasılı kalır. Buna fizyolojik tetanos denir. Şimdi bu grafikleri de vermek istedim. Sorularda yine karşımıza çıkıyor. Bu sinir sisteminde de çıkıyor. Destek hareketi de çıkıyor. Şimdi burada bir temsilen bir kas hücresine verilen uyarı şiddeti değerlendirilecek. Burada birden fazla kas hücresi var. Peki aradaki farklar nelerdir? Bakalım. Şimdi şu açık maviyle gösterdiğim kasın verdiği tepki, koyu maviyle çizdiğim kasa verdiğimiz uyarı. Burada bir kas hücresi var. Zaten soruda dikkat edin. Bir kas hücresi mi diyor? Kas demeti mi diyor? Buna dikkat etmek gerekiyor. Öncüllerde bu vardır. Mutlaka önce onu gözlemleyin derim. Bir kas hücresi, bakın eşik şiddetinde bir uyarı verildiğini düşünelim. En alttaki eşik şiddeti olsun, eşik değeri. Verdiği tepki şiddetine bakın. Ne yaptık? Verdiğim uyarının şiddetini giderek arttırdık. Arttırdığımda da bakın aynı tepki şiddetinde cevap vermiş. Bu kasın verdiği tepki şiddeti. Bakın eşik şiddeti ve üstündeki uyarı şiddetlerine bütün gücüyle cevap vermiş. Ne diyoruz? İşte ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Ama burada artan bir grafik var belli bir yere kadar. Şimdi genelde burada karıştırıyoruz. Artan grafiği gördüğünüzde burada bir kas hücresi yoktur. Birden fazla kas hücresi vardır. Şimdi bakıyoruz. Önce bir uyarı gelmiş. Bir kas hücresi uyarılmış. Bir uyarı daha eklenince, yani uyarı şiddeti arttırılınca iki nöronluk tepki vermiş. Ya da iki kas hücrelik tepki vermiş daha doğru. Uyarı şiddetini arttırdığımda 3 kaslık tepki vermiş. Sonra sabit kalmış. Buradan şunu da yorumlayabiliriz. 1, 2, 3. Demek ki bu kas demeti 3 kas hücresinden oluşuyor. Çünkü sonra sabit kalmış. Zaten bunun 3 hücrelik toplam tepki şiddeti var. Bundan sonra sen uyarıyı ne kadar arttırırsan arttır, hep 3 kas hücrelik tepki verecektir. Demek ki buraya kadar önce toplam şiddeti
tamamlayıncaya kadar arttı. Ondan sonra bütün gücüyle cevap vermeye devam etti diyoruz. Yalnız bu grafik neymiş? Kas demetini gösteren bir grafikmiş diyoruz. Peki, kasılma için gerekli enerji. Aslında kasılma dedim ama kasın kasılıp gevşemesi için ya da kasın çalışması için gerekli enerji de diyebiliriz. Kas enerjisini 3 yoldan karşılar. Ya doğrudan, ya glikolizle ya da oksidatif yolla karşılar. Peki doğrudan. Önceden üretilmiş hazır ATP'si varsa önce onu kullanır. Sonra kreatin fosfatı kullanır. Birazdan anlatacağım. Kreatin fosfatı. Şimdi bakın ATP depo edilmez. ATP depo edilmediği için kas enerji ihtiyacını karşılamak açısından ATP'yi farklı bir yolda, daha doğrusu enerjiyi farklı bir yolda depo etme yolu kazanmış. Kreatin fosfat enerjinin depo edilme şeklidir. Birazdan anlatacağız. Peki. Tamam, önceden üretilen ATP kreatin fosfat. Sonra glikozun laktik asite parçalanması, yani laktik asit fermantasyonuyla ya da kaba taslak glikoliz evresiyle bunu karşılar diyoruz. Şimdi oksidatif yolla denildiği zaman, tabii insan çizili kas hücresinden bahsediyoruz, oksijenli solunum gelmeli. Peki karbonhidrat, yağ, proteinin yapı taşlarının oksijenli solunumda kullanılmasıyla elde edilen enerji kullanılıyorsa buna oksidatif düzeyde ATP elde etme yolu diyoruz. Demek ki 3 yoldan karşılıyormuş dedik. Şimdi kreatin fosfat meselesini bir konuşalım. Bakın kreatin fosfat, şöyle daha anlaşılır olsun diye kreatin diyelim. Yüksek enerjide fosfat bağı yapalım, fosfat. Şimdi kreatin, bakın egzersiz dinlenme. Kişi egzersiz yapıyorsa, egzersiz sırasında hem kasılma hem gevşeme, ikisi birlikte olur zaten. Egzersiz sırasında sitoplazmada bulunan ADP'ye kreatin fosfattaki P koparılıp bağlanır. Yani süreci takip edelim. Buradaki fosfatı buna bağlıyorsan o zaman kreatin ve ATP açığa çıkar. Peki kişi dinleniyorsa sonra egzersizde kullanılmak üzere ne yapacak? Ürettiği ATP'nin bir kısmını kendi kullanırken bir kısmındaki fosfatı da alıp kreatine bağlayıp kreatin fosfata dönüştürecek. Peki yoğun egzersiz sırasında nelerin miktarı artar, nelerin miktarı azalır? Bir de buna bakalım. Şimdi ATP harcandığı için azalır. Şimdi burada şöyle sorular karşıma çok çıkıyor. Kasılma, gevşeme. Sonuçta hücre oksijenli solunum yapıyor, glikoliz yapıyor, ATP üretiyor. O zaman ATP hem artıyor, sonra da kullanıldığı için azalıyor. Şimdi burada amaç harcamak için, kullanmak için olduğundan dolayı ATP harcanıyor ve azalıyor kabul edilmeli sorularda doğru yapabilmek açısından. ATP harcandığı için azalıyor. Kreatin fosfatı da direkt enerji elde etmede kullanamıyorum. Fosfatını alıp ATP'ye eklediğim için kreatin fosfatı da harcıyorum ve azaltıyorum. Glikoz zaten glikolizde ve oksijenli solunumda zaten ham madde kullanılıyor, azalıyor. Glikojen kullanılıyor, azalıyor. Oksijen kullanıldığı için azalıyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim de bir şey daha söyleyeceğim size. ADP ve P. Şimdi ben ATP'yi harcıyorsam o zaman ne oluyordur? ADP ve P'ye parçalıyorumdur. O zaman ATP azalıyorsa ADP ve P açığa çıkıyordur, artar. Kreatin açığa çıkıyordur, artar. Karbondioksit açığa çıkıyordur, artar. Zaten enerji üretim yollarında enerjinin büyük bir kısmı ısı olarak açığa çıkar, ısı artar. Laktik asit de artar. Burada söyleyeceğim şey, şimdi çizgili kasların kasılması sırasında oluşan laktik asit kana geçer. Kan yoluyla da karaciğere geçer. Karaciğer aldığı laktik asiti tekrar enzimatik tepkimelerle glikoza dönüştürebilir diyoruz arkadaşlar. Bir de bizim tüm hücrelerimiz ökaryottur. Tamam. Olgun al yuvar hücremiz, insan olgun al yuvar hücresi çekirdek organellerini sonradan kaybeder.
Ama sonuçta çekirdeği ve organelleri vardı. Şimdi buradan nereye varmak istiyorum? Ökaryot hücrelere sahibiz dedik. Çizgili kas hücrelerimiz de ökaryottur. Dolayısıyla çizgili kas hücrelerimizin mitokondrisi var. Oksijenli solunumu yapıyor. Yoğun egzersiz de yapsak, yoğun egzersiz sırasında evet oksijenli solunum hızlanır. Bakın oksijen tüketimi vardır. Oksijenli solunum yapmaktayız. Ama oksijenli solunum hızı arttığı için sistem daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu için bunun yanında bir de laktik asit fermantasyonu yapmaktadır. Yani çizgili kaslarda yoğun egzersiz sırasında işte oksijen yetersiz kaldı. O yüzden sadece laktik asit yapıyordur. Yanlış bir düşüncedir. Sorularda hata yaparız. Oksijenli solunum yapıyor. Oksijen harcıyor ama normalde harcadığından daha çok oksijen harcıyordur. Bir de yanında ne yapıyordur enerji ihtiyacı açısından? Laktik asit yapıyordur dedik. Şimdi ben burada, bu da sorularda geliyor bu grafikler diye bunu da anlatmak istiyorum. Şimdi zaten biz çizgili kaslar için ne dedik? Hızlı çalışır, çabuk yorulur. Şimdi bakın burada en hızlı kasılıp gevşeyen hangisi olmuş? Turuncu eğrili grafik olmuş. O zaman buna direkt çizgili kastır yazarım. Düz kas için ne dedik? Yavaş çalışır, geç yorulur. O zaman kasılıp gevşemesi daha uzun süren burada mavidir. Düz kas yazarım. Yeşil olana da kalp kası kaldı. Çünkü yapısı çizgili kasa, çalışması düz kasa. İkisinden de özellik almış. O zaman ortada olana ne dedik? Kalp kası dedik. Şimdi ben daha önceki sayfalarda bahsetmiştim. Son bir kavramdan daha bahsedeceğim. Miyofibril. Şimdi miyofibrilden bahsettim, özür dilerim. Miyofibril zaten biliyorsunuz kasların kasılıp gevşemesini sağlayan aktin ve miyozinden oluşan protein yapılı ipliçiklerdir. Onun dışında miyoglobin, aslında atladığım ve söylemek istediğim miyoglobin. Miyoglobin hemoglobine de benziyor fark ediyorsanız. Miyoglobin çizgili kaslarda bulunan yapısında demir molekülü, demir atomu bulunduran bir pigmenttir. Miyoglobin bir pigmenttir. Yapısında demir atomu vardır. Oksijen depo eder. Bakın yapısında demir var dedik. Hatta kırmızı renkli olmasını da sağlar diyebiliriz. Yapısında demir vardır dedik. Oksijen depo eder. Bir de bizim al yuvarlarımızda, kanımızda al yuvarlarımızda da hemoglobin vardı. Ama o hemoglobin oksijen taşıyan. Bunlar oksijeni depo eden yapılardır. Hatırlayın, çizgili kasların kırmızı olanlarında sayıca fazlaydı, beyaz olanlarında sayıca daha azdır diyoruz.